Ankara günaydın, Türkiye günaydın arkadaşlar. Selamlar herkese. Saat şu anda 10.47. Öğleye doğru geliyor gerçi ama Ankara'da bir haftadır öğleden sonraları yağmur yağıyor. Büyük olasılıkla benim önümde de şu anda bir iki saatlik bir zaman dilimi var. Ben de şimdi çıktım yola. Gidelim bakalım. Size tam günaydın dediğim yerde %8 eğim vardı arkadaşlar. Evin oradan çıkınca şu Kara Kuvvetleri Komutanlığı sağ tarafta kalıyor. Orada çok küçük bir yokuş var. Dedim burada başlayacağım bu kez. Tırmanırken selamlar diyeceğim. Oo köpek arkadaşlarımız 8-10 tane. Sakin olun çocuklar aman ha. Aferin. Bir şöyle baktı ama sonra vazgeçti. Teşekkürler. Ben köpekleri çok seviyorum gerçekten. Bazen bağırıyorum onlara ama çünkü saldırıyorlar ve saldırdıklarında da tırsıyorum. Ve çok büyük bir düşme riski oluşturabiliyor bu durum arkadaşlar. O yüzden de lütfen köpek sever dostlar. Ya çok kabasın köpeklere niye öyle davranıyorsun falan demeyin. Zaten videolarımda da görüyorsunuzdur. Böyle sevecen köpek bulduğum zaman hiç dayanamıyorum. Onları da çok seviyorum. Neyse işte böyle bir açıklama yapayım da sonra beni köpek düşmanı falan zannetmeyin. Arkadaşlar şimdi çok teşekkürler değerli yorumlarınız ve katkılarınız için. Onu da hemen başta belirteyim. Kanalımız 1000 aboneye doğru gidiyor. Kısa sürede sizlerle çok güzel büyüdük. Çok teşekkürler. Ankara'da gerçekten güzel oldu bu videolar bence de. Yani açıkçası hani bu işi yapmanın iki yönü oldu benim için. Hani beni de teşvik ediyor. Sizler izliyorsunuz güzel tepkiler alıyorum diye. Bir de zaten ben çıkıyordum. Güzel de oldu yani bu bilgi paylaşımı, yol paylaşımı, sizlerden gelen dönüşler, sorularınız. Çok güzel oldu. Şimdi biz nereye gidelim? Şimdi biz var ya benim daha önce hiç gitmediğim arkadaşlarım da önerisi olan sizlerden öyle bir dönüş gelmişti yani. Dikmen Vadisi'ne çıkmıştım biliyorsunuz. Dikmen'i daha doğrusu. O tarafları çok iyi bilmiyorum zaten. O taraftan da ilk kere çıkacağım şimdi. Güzelmiş yokuşları. Biliyorsunuz biz de yokuş seviyoruz zaten. 3-4 gündür de maşallah hayvan gibi sürüyorum. Şimdi biraz daha yokuş çıkalım. Yetmedi. Bakalım güzel şeyler çıkar umarım ortaya. Arkadaşlar meclisi geçtim şimdi. Dikmen'e doğru gidiyorum. Bugün size güzel bir ekipman videosu çektim. Umarım beğenirsiniz. Bu videodan önce izlemiş olacaksınız zaten onu. Diğer yandan arkadaşlar bisikletle çıkmadan önce bir şey dikkatimi çekti. Hadi ben çıkıyorum diyorum ya. Vallahi bir 45 dakikaya ihtiyacım var. Hazırlanması, onu oraya koy, bisikletin havasına bak, bilmem ne yap, şunu şuradan al, bunu böyle yap derken bir bakıyorum yarım saat geçmiş. Bir de bonus eğer tuvalete de gidecekseniz 45 dakika arkadaşlar. Zaten ben tavsiye ediyorum. Kahvaltınızı falan yaptıysanız şöyle biraz dinlenin, oturun, tuvaletinize gidin, kendinize gelin. Ondan sonra da sürüşe çıkın. O da çok güzel oluyor. Ha bir de şey var ya, o da güzel oluyor arkadaşlar. Çok fazla bir şey yemeden, belki bir tane muz falan yersiniz, çıkarsınız. Sonra yolda devam etmek. İşte meyve suyu alırsınız, kuru yemiş alırsınız. Yine yolda bir tane muz atarsınız. Ya da ufak bir sandviç alırsınız yanınıza. Ekmek arası bir şeyler de yapabilirsiniz. Gördüğünüz mola yerlerinde yiyebilirsiniz. Çünkü tok karnına sürüşlerde karın şişmiş, nefes alıp vermeye çalışıyorsun. Nabız direkt yükseliyor. Geçen Adnan'la yaptığımız bir sürüşten sonra Gölbaşı'nda Ekrem Coşkun'a gittik. Neyse ben biraz abarttım. İki tane 150'şer gramdan 300 gram lavaş döner yedim. Ama çok acıkmıştım 80 kilometrenin sonunda. Yaktığınız kalori bayağı çok arkadaşlar ve çok ciddi acıktırıyor. Onu yedikten sonra Gölbaşı tarafından Ankara'ya gelirken, Kepekli'yi tırmanırken ooo bir baktım nabız 170. Ooo dedim sakin, sakin. Yani şey demek istediğim şu işte tok karnına sürüşler çok zor oluyor. Vücudun biraz kendisini toparlamasına izin vermelisiniz. Evet Dikmen'i tırmanıyoruz. Düşünsenize elinizin sadece 3 kilometre uzağında %8'de başlayan çok güzel bir tırmanış var. Ooo çok iyi ya. Adamı kendine getiriyor yemin ederim var ya. Oh bisiklet sürmek ne yapıyor biliyor musunuz? Hayatta olduğunuzu hissettiriyor. Bacaklarım, vücudum, of her şeyimi hissediyorum. Çok güzel çok. Bari size bisiklet sahibi yapacağım bu gidişle. Bundan bir ay önce falan burayı çıkmıştık. Dikmen'i. Fakat arkadaşlar şu an çok daha rahat çıkıyorum. Neden? Çünkü bir aydır gayet güzel tırmanıp antrenman yapıyoruz. Çok iyi oldu. Çok kısa olduğu için, henüz ısınamadığım için 39-28 ile devam ediyorum. 80 kadans civarı basıyorum. Hafif yol %4 olduğu zaman da 85-95 aralığına çıkıyor direkt. Yani dakikada 85-90'ı tutturmaya çalışıyorum. Şimdi tam böyle güzel çıkıyorsunuz da %8. %3-4 geldi mi? Vallahi aynı iniş gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Ya da bir düz yolda sürüyormuş gibi hissediyorsun. Arka serbest. Bunlara dikkat etmek lazım. Elinizi sürekli sallayın. Yavaşlasın arkadaki. Aynen. Daha önce de söyledim ama yine tekrar etmekte fayda var. Bu böyle yollarda giderken çok fazla ikili araç park ediyor. Solu meşgul işgal edeceksiniz. O yüzden elinizi sürekli sallayın sol tarafta. Sizi görmelerini sağlayın. Oldukça önemli. Arka müsait hala. Devam. Biraz da hava bozmaya başladı. Kurtaracağız ama ya. Keklik pınarı. Keklik var mı acaba oralarda?
Pınarlar aksa, keklikler olsa keşke değil mi? Nerede? Oh oh oh, şu an var ya, of bacaklar müthiş müthiş arkadaşlar ya. Böyle o kadar tatlı çeviriyorsun ki. O kadar alışmış ki pedallara. Çevir beni, çevir beni diyor adeta. Sakin ol oğlum. Daha çıkacak çok yokuşlarımız var. Aküyü hemen bitirmeyelim. Evden çıkıyorsun ve 160 metre tırmanıyorsun. Çok güzel. Sadece 5 kilometrede. Dikmendeyim ama yağmur atmaya başladı. Buradan İlker tarafına döneyim. Ne yapayım ben? Ama o tarafta kalı gibi. İlker neresi ya? Abi İlker şu taraf mı? Ha yukarıda dönüş. Ve şurada tabela İlker diyor da. Yukarıda yazıyor değil mi? Sağ olasın. Oğlum ne biçim İlker tabelası ya? Acaba yağmura mı gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyor bu adam? Herhalde oradan da İlker'e gidiliyor. Ama buradan da İlker'e gidiliyor. Bir İlker var, bir de Soner var arkadaşlar. İlker birinci sırada duruyor. Soner de son sırada. Espriyi dinleyip YouTube'u kapatmayın. İlker, Orhan, Keklik Pınarı. Ben Keklik'e mi çıkayım, İlker'e mi? Hadi İlker'i deneyelim. Yağmur gelecek zaten. Bugün ıslanmayı göze aldım ya. Islanırsak da bir şey olmaz. Eve gider, bisikletle beraber yıkanırız. Oğlum sanki yağmura doğru gidiyorsun ya. Biraz daha tırman da dön. Nereden? Soldan herhalde. Dedim ya, buraları da bilmiyorum diye. Ay, şu an için bir tırmanış yoktu ya. Bir o Bitmen Caddesi'nden dönüp bir kere çıkarken %9 çıktık, başka bir şey yok. Buralar biraz değişik görünüyor. İlker Caddesi burasıymış. Şuradan sağa vuralım. Acaba ben yanlış mı geldim diyeceğim de. İlker Caddesi'nden ineriz. Bir gün de oradan geliriz. Ben çünkü Dikmen'den gelip İlker'e döndüm. Şimdi buradan İlker'in devamına gideriz. Şimdi ben İlker Caddesi'nin yukarı kısmına doğru, dağlarına doğru çıkıyorum. Ha şöyle ya, yokuşlar olsun. Gelsin yokuşlar beri. Oğlum kafayı mı yedin lan? Burayı bir 39-23 ayakta çıkalım. Haydi bakalım. Yavaş yavaş, çok kasmadan. Bütün gücümüzü ayaktayız diye tüketmeden. Evet. %10. Ayaktayız, yıkılmadık. Hala %10. İlker. Oh. Devam, 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 devam. Bacaklar yanmaya başladı. Güzel. %12. Hop, otur. Yeter. %11. Burasıymış yokuş ya. Huh. 7 kilometrede 250 metre. Huh. Gök gürültüsü var. Geri dönelim yarısından. Hah! Arkadaşlar döneceğim. Ön tarafta çok büyük bir karanlık bulut var. Yağmur bulutu belli. Yağmur yemeyelim. Ya da şuradan sağa çıksak nasıl olur? Yok. Atıyor hatta, geldi. Vay! Yağmur yeme riskine rağmen. Şurası çok iyiymiş ya. Şu karşı taraf. Vadinin içi MTB yolları falan var. Bisikletle de gidilir aslında. Bir gün gelip keşfederim orayı. Abi şu yoldan çıksam sağdan. Dikmen tarafına mı inerim geri? Dikmen tarafına, arka tarafına yine var şimdi. Sağdan çıkarsak tepeden aşağı salabilirsin. Ha, yani buradan gitmeyeyim, geldim diyorum. O yüzden orayı deneyeyim. Küçüklerden çık, bak buradan da çıkartmış. Ha. Sonlardan sonra kalemden ondan inerim. Tırman, ondan sonra in. Yağmur geliyor bir yerden. O tarafa gideyim ben. Ankara'yı görüyor musunuz? Ankara aşağıda. Taksici abileri dinleyeceğim. Şu tarafı da tırmanalım bakalım. Hem burada çok yağmur bulutu da görünmüyor. Oo, ne kadar tatlı. Abi elin saf ya. Hop duvar oldu direkt. Birazdan söyleyeceğim. Garmin bile şaşırdı şu an. %10. Çat. %11. 12. 13. Evet. %15'te tamamladık. Yağmur başladı. Maviliklere gitmem lazım. Oo, hayırlı olsun.
sağ tarafta bir iniş vardı var ya. Tırmanış seven gençler, gelin İlker Dikmen tarafında sürün. Ama dikkatli olun. Çıkışlarda gösterin kendinizi, inişlerde değil. Bugün güzel ayakta antrenman yaptık ama ha. Oğlum bu ne lan? Her yer %12, %13. Oha! Ha! Hop! Manzara. Ankara ayaklarımızın altında. Şurası geldiğimiz yer, uzun binaların olduğu yer. Arkadaşlar fena bir tırmanış gördüm. Deneyeceğim. %12. Güzel. Ben daha sert diye düşündüm ama. %13. %14. Oh. %9 kilometrede 361 metreye tırmandık arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki her 1 metrede neredeyse 38 metre elevasyon kazancı, 35-40 arası elevasyon kazancı demek. Muhteşem. Vay Ankara. Şu karşıyı görebiliyorsanız eğer. Anıtkabir, Bahçeli Evler o taraf. Parmağımın ucundaki yerler. Oradan geldik buraya ve 9 kilometre oldu. Çok güzel tırmanışlar, çok. Vay. Ama yine yağmur bulutuna yakalandım. Biraz aşağılara ineceğim. Bizim o taraflarda yağmıyor. Yollar kaygan. Çok dikkatli olmam lazım. İnebildiğimiz kadar inelim bakalım. Oralarda zift var. Ama yağmur geldi bir şekilde. Şu buluttan kaçmam lazım. Yakalanacağım ya. Üstüne gidiyorsun oğlum. Yağmurun üstüne doğru gittim. Hop yavaş 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 yavaş. Şöyle bir sığınma yeri bulmam lazım. Çok dik çok dik. Şuraya sığınalım. Yakalanmayayım dedim ama bir buluta yakalandım. Biraz bekleyelim bakalım. Hayda! Dolu başladı arkadaşlar. Ve şunu söyledim kendi kendime. Şimdi sıçtın oğlum. Hayır, bir de öyle dik inişler var ki. Ben buradan nasıl ineceğim bakalım. Bu yağmurun iyice dinmesini bekleyeceğim anlaşılan. Şu an var ya, acayip yağıyor. Acayip yağıyor. Umarım kameraya çıkıyordur ama. Bakalım nasıl olacak inişimiz. Kaya kaya ineriz artık. Evet arkadaşlar, şimdi ben geldim. Neredeyim işte? Dikmen tarafından indim. Meclise çok yaklaştım. Abi burada hiçbir şey yok. Yukarıda inanılmaz yağmur yağdı. Yani ben ıslanmadım ama yollar çok ıslaktı. Biraz da beklemekten sıkıldım artık. Ayağım, götüm, başım, her yerim acayip ıslandı. Su sıçrıyor çünkü. Burada da hiçbir şey yok. Ya yakalayamadım işte. O inişte şeyi yakalayabilseydim, bulutun geldiğini gördüm de. Tırmanışlara dayanamadım. Yine tırmanmak istedim. O son tırmanışı yapmasaydım aşağıdaydım ne güzel. Çünkü buraların açık olduğu yukarıdan görülüyordu ama yakalayamadık. Şimdi ayaklarımın içi bucuk bucuk su oldu. Çok da yavaş indim zaten yukarıdan. Neyse güzel bir sürüş oldu yine de. Eve gideyim de şu üstümü falan bir değiştireyim. Bisikleti falan bir yıkayayım. Haydi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bol bol tırmanın. Bol bol sürüşler yapın. Yarın bir gün kış gelince bilemiyoruz.